Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün gerçekleştirilen AK Parti Aksaray Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Hamza Aktürk yeniden seçilerek güven oyu tazeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için, Aksaray için inandığın yolda yürü diyerek Kılıçarslan Parkı Piramit Kafe Kır Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi COVID-19 nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer, önceki dönem milletvekili İl başkanları, STK başkanları ve partililer katıldı. AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konuşmalarından tek aday üzerinden yapılan Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'ni mevcut Başkan Hamza Aktürk yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. İnsanlar Şehri Aksaray'ımızın Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, 14 Ağustos 2001 günü Türk siyasi hayatına bir güneş doğmuştur. Bu güneşin adı AK Parti, lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler o karanlık, buhranlı günlerde hiçbir hesabın içinde olmadan bu kutlu davanın altında toplandık. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından yürüdük. Kıymetli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onurları, Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir'in takdirleriyle tarafıma tevdi edilen ve onurla yürüttüğüm başkanlık görevim süresinde bizlerden desteğini esirgemeyen milletvekilimiz, değerli büyüğümüz Sayın Cengiz Aydoğdu'ya, kendisiyle siyaset yapmaktan şeref duyduğum İl Başkanım Sayın Hüseyin Altınsoy'a, kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'e, Kadın Kolları Başkanımız Ferhan Polat Hanımefendi'ye, Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Emin Kılıç Beyefendi'ye ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapan herkese ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni dönemde de inandığın yolda yürü düsturuyla vefa, tevazu, samimiyet, gayretle bu kutlu davada yol alan ak kadrolar olarak Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, her alanda hedeflerimize ilerlemesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yüreği ak, gönlü ak misafirlerimiz. Bizleri bu kutlu günde yalnız bırakmayan sizlere tekrar teşekkürlerimi sunuyor. Yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyor. Önceki dönem yönetim kurulu üyelerime bugüne kadar verdiği emekler için ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hakkı ödenmez emekleri için şükranlarımı arz ediyorum. Bu bayrağı taşıyıp şu anda aramızda olmayan, ebediyete irtihal eden büyüklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Merkez İlçe Olağan 7. Kongremizin ilimiz, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İl Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer Bey'i kürsüye davet ediyorum. Bugün 7.sini düzenlediğimiz Merkez İlçe Olağan Kongresi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hamza kardeşimiz önceki dönem olduğu gibi inşallah bu dönemde var gücüyle Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedeflere muasır medeniyetler seviyesine yükselme noktasında elinden gelen gayret ve çabayı gösterecek. Biz de inşallah Aksaray Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri ne söylediysek, ne vaat ettiysek sizlerle beraber hayata geçiriyoruz. Bundan sonra da ortak bir çalışmayla, ortak bir akılla bunu devam ettireceğiz. Ben yeni dönemde yönetim kurulu üyeliğine seçilen arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Önceki dönem görev yapmış yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hamza Bey'e bu yeni dönem görevinde başarılar diliyorum. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Hayırlı günler diliyorum. AK Partili olmak, AK Parti misyonu içerisinde yer almak, bu harekete destek vermek bir ayrıcalıktır. AK Parti derdi hizmet olan bir partidir. Ben değil, biz mantığıyla hareket eden bir partidir. Bu büyük dava, bu kutlu hareket, altını çizerek söylüyorum, mensuplarıyla şereflenmez, tam tersine mensuplarına şeref katar. Değerli arkadaşlar, devletimiz
Vatanımız, bayrağımız, milletimiz bir. Bizim bir sorumluluğumuz var. Biz iktidar partisiyiz. Yapacak daha çok işimiz var. İnşallah daha güzel işlere hep birlikte imza atacağız. Bu mücadele süresinde hayatını kaybetmiş teşkilat mensubu arkadaşlarımız var. Dün akşam yine 3 şehidimiz var. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimiz var. Onlara da Rabbimden şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıkmış olduğumuz bu yolda Türkiye için, şehrimiz için inandığımız yolda yürümeye bu ekiple, bu heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Ben Hamza Başkanıma, önceki dönem görev yapan arkadaşlarıma hasreten teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Büyük Türkiye davasına, dedelerimizin gördüğü rüyaya, o rüyayı yeniden yoracağız inşallah. O rüyayı yeniden tahakkuk ettireceğiz inşallah. İnanan, o rüyanın peşindeki aziz Aksaraylı kardeşlerim, hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, bugün 12 Eylül. Dün akşam kara bir haber aldık. Van'da tayin bir pusuda 3 kardeşimizi, bir yüzbaşımızı şehit verdi. Yaralılarımız var. Yaralılardan birisi Aksaray'ımızdan, Cerit Köyü'nden bir yarbayımız, kahraman bir yarbayımız. Van valimizle görüştüm, Mehmet Emin Bey'le. Bugün sabah yine görüştüm. Durumu iyi elhamdülillah. Kalp ana damarını böyle milim sıyırmış hain kurşun. Allah korumuş. Fakat Vali Bey'in ifadesi şu: abi biz Muammer Bey'i biliyorduk. Hakikaten kahraman. Ama muhterem eşi ne kadar metanetli. Muammer Bey'den de kahraman. Bir tavrı var dedi. Hepimiz donduk. Gözyaşlarımızı tutamadık. Hepimize böyle ders verdi dedi. Rabbim şifalar versin hemşerimize, bütün yaralılara. Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehidi âlâ, büyük bir makam. Peygamberimize komşu eylesin. Bugün de 12 Eylül. 12 Eylül'ü hatırlayanlar vardır, yaşayanlar var aramızda. 40 yıl oldu. 12 Eylül enteresan bir hareketti arkadaşlar. Yani bizim, benim üzerinde çok durduğum, diğer ihtilallere benzemeyen çok farklı bir şeydi. Çünkü ben hep şöyle düşünmüşümdür. Adeta 12 Eylül komünist blokun, Sovyet Rusya'nın yıkılmasına Türkiye'yi hazırladı sanki. Ben 12 Eylül ile ilgili yazdığım kitapta 12 Eylül'ün adını sağlam yerin tamiri koydum. İkinci Mahmut'tan beri 200 yıldır Türkiye'nin en sağlam yerini tamir etmek istedi Batılılar, Müstevliler, Garplılar, Osmanlı medeniyetine Hazreti Peygamber'in mesajını medeniyet olarak dünyaya ilan eden harekete karşı çıkmak isteyenler hep bizim en sağlam yerlerimize saldırdılar. En sağlam yerlerimizi bizim gözümüzde kötü göstermek istediler. Bozuk göstermek istediler, çürük göstermek istediler. Şimdi de öyle bir mücadele içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir fazilet hareketi yürüyor. Ahmet Yaşar abime çok teşekkür ediyorum. Fakat hatırlatmak isterim ki hareketler küçük idealist topluluklarla başlar. Muvaffak olmaya başlayınca kitleler gelir. Kontrol zorlaşır. Ama o idealizm, o çekirdek, o ateş her zaman elhamdülillah inşallah yaşayacaktır. Elden ele geçecektir. Sizlerden bize geçiyor kıymetli abim. Bizden gençlere geçecek. Çocuklarımız, bu ülke, çünkü o ateşin nurunu, o ateşin kıvılcımını peygamberimiz verdi. O hep devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek. Şimdi nasıl bir hengame içindeyiz? Bakın son 1-2 ay içerisinde
Türkiye tarihsel meselelerini halletti. Yani değerli hemşerilerim, biz bu topraklarda Birinci Dünya Savaşı'nda bütün dünya üzerimize çullandı. Ocağımızı su bastı adeta. Biz can havliyle bir oturumluk yeri kurtardık Gazi Paşa'mız önderliğinde. Kuvayi Milliye kadrosunun yaptığı oydu. Ocağımızı su bastı, bir oturumluk yer kurduk. Bayrağı, al yıldızlı bayrağı diktik. Şimdi pek çok meseleyi erteledik. Onları yeri geldikçe hallediyoruz. Ayasofya bunlardan biriydi. Ayasofya bize Hazreti Fatih'in emanetiydi. Milletimizin emanetiydi. Peygamberimizin müjdesinin mirasıydı. Onu açtık asli hüviyetine. Peşinden sanki Ayasofya'nın şükrü gibi, Cenab-ı Hakk'ın Ayasofya'yı açmamızdan dolayı bize mükafatı gibi Karadeniz'de zengin gaz yataklarına rastladık. Şimdi o çalışma devam ediyor. Ondan öte, bugün onu size arz edip huzurlarınızdan ayrılacağım. Akdeniz'de bir hengame yaşıyoruz. Değerli hemşerilerim, Akdeniz'deki olayı kısaca özetleyeyim size. Bu 1970'lerde başladı. 1970, 69, 70 yılına kadar deniz hakimiyeti yoktu devletlerin. Denizler uluslararası su sayılıyordu. Bütün ülkeler, daha doğrusu güçlü ülkelerin hareket sahasıydı. Birkaç krizden sonra İngilizlerin Falkland, Amerika'nın Panama, bizim Kıbrıs gibi krizlerden sonra denizlerle ilgili bir hukuk gelişmeye başladı. İlk bunun uluslararası alanda kabul görmesi 1982'dir. Yani denizlerde devletlerin sınırları, vatanlarının uzantısı gibi, şimdi mavi vatan diyoruz ya öyle. Yani denizlerde devletlerin hareket sahası, imtiyazı doğmaya başladı. Bizim gündemimize bu çok uzun süre girdi. Uzun süre sonra girdi. AK Parti döneminde girdi. İlk defa 2009'da Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakan o zaman bir briefing verildi. Bu izah edildi. Ve ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanımız, Allah rahmet eylesin, Kaddafi ile yaptı. Sonra Mısır'a teklif götürüldü. Sonra İsrail'e teklif götürüldü o günün şartlarında. Ama bu başlayınca Türkiye'nin denizden çevrilmesi de başladı. Yani o Arap Baharı vesaire denen krizlerin arkasında hep bunu düşünün. Çünkü Doğu Akdeniz'de bilim adamlarının söylediği Orta Doğu'dakinden daha zengin bir petrol yatağı var. Ve orada bizim hakkımız var. Bu hukuk yeni gelişiyor. Henüz tam oluşmadı. Yani şu anda orada tabiri caizse beni bağışlayın orman kanunu hakim. Hangi devlet güçlüyse o hakim olacak gibi ama zamanla bunu dünya milletleri büyük bir çatışmaya dökmeden inşallah sadece Akdeniz değil dünyanın başka yerlerindeki denizlerde de adına mavi vatan deniyor. Karanın ne kadar uzantısı sizin vatanınız olur, sizin hakkınız olur tartışması. İşte Yunanistan'ın Kaş'ın, Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısındaki Meis adasını silahlandırması filan altında bu yatıyor. Ve bütün Avrupa, şu anda yanımızda hiç kimse yok. Türkiye'nin denizlere çıkmasını istemiyorlar. İşin özü bu. Yani Akdeniz'e bizim hakkı olan bir devlet olarak, ticari olarak çık diyor. Kullan karasularını, nakliye suyu olarak kullanabilirsin. Ama o mavi vatan kavramı içinde çıkmamıza müsaade etmiyorlar. Şu andaki mücadele bu. Hala açık ara birinci parti olabiliyor. Türkiye'nin her ilinde, her bölgesinde iddiasını ortaya koyabiliyor. Ülkemizi geleceğe taşıyacak vizyonu üretebiliyorsa hiç kuşkusuz bunun arkasında önce aziz milletimizin teveccühü, sonra ise sizlerin gayreti, fedakarlığı, cesareti ve inancı bulunmaktadır. Sizlerin sayesinde bugünün güçlü, itibarlı ve kalkınmış Türkiye'sini inşa ettik. Ulaştırmadan sağlığa, savunma sanayinden enerjiye, kentsel dönüşümden teknolojiye kadar pek çok alanda sayısız dev proje hayata geçirdik. Milletimize hizmet yolunda ne vesayet odakları, ne sözde muhtıralar, ne kapatma davaları, ne de iç ve dış hainlerin kalkışmaları başarılı olabildi. Bir olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte AK Parti ve Türkiye olduk. Şimdi yepyeni bir Türkiye hayali ve heyecanıyla
partimizi ve ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımaya, inandığımız yolda aydınlık geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Başlangıcından bugüne bizlerle birlikte bu meşakkatli yolda yürüyen tüm dava ve yol arkadaşlarıma en kalbi duygularla teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte nice ak yıllara. Allah yar ve yardımcımız olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı. Kadın doğum uzmanı operatör doktor Rıfkı Karabatak, COVID-19 süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özel Maya Kadın Doğum Hastanesi ve Hasan Dağ Cerrahi Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Rıfkı Karabatak, özel hastanelerdeki COVID süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Doktor Karabatak, Aksaray'da vaka sayılarının ciddi oranlarda artmasıyla birlikte ilimizin çok ciddi sınavlar verdiğini açıkladı. Karabatak, normalleşme sürecine girilmesi, gurbetçilerin gelmesi ve vatandaşların tedbirlere tam olarak uymaması nedenleriyle pek çok insanın koronavirüse maruz kaldığını söyledi. Doktor Rıfkı Karabatak, virüsle mücadelenin sadece devletin aldığı tedbirlerle olamayacağını belirterek vatandaşları da bu konuda sağduyulu ve bilinçli olmaya davet etti. Evet sevgili izleyiciler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de pandemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle ilimizde son bir ayda görülen vakalar ve artışlar hastaneleri, sağlık çalışanlarımızı da zor durumda bırakmaya başladı tüm ilimiz gibi. Biz Maya ve Hasan Dağ Cerrahi Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Rıfkı Karabatak'la birlikteyiz. Özel hastanelerdeki COVID süreçleri ne durumda? Sayın hocamdan alacağız bunları. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, şimdi COVID Aksaray'da artık vaka üst sayılara çıkmaya başladı. Buna özel hastanelerin koyduğu teşhisler de geçerli. Şimdi durum nedir şu anda Aksaray'da? Gerçekten Aksaray aslında bu COVID pandemisi başladığından beri çok güzel bir sınav veriyordu. Öyle ki ilk Türkiye'de pik yapıldı dendiğinde Aksaray'da topu topu 75-80 vaka vardı. Ama maalesef artık bu Ramazan bayramının arifesinde düğünlerin, işte kafelerin, sosyal hayatın serbestleştirilmesinden sonra korkunç bir hızla yayılmaya başladı. Bunun üzerine gurbetçi kardeşlerimizin gelmesi ve maalesef vatandaşlarımızın sosyal mesafeye, hijyene, maskeye uymaması sebebiyle her gün yakın çevremizden pek çok insanın COVID enfeksiyonuna maruz kaldığını öğreniyoruz. Bu uzun vadede gerçekten ilimiz içinde, Türkiye içinde büyük bir tehlike. Bunu ancak bütün vatandaşlar sağduyulu ve bilinçli davranırsa geçebiliriz. Sadece devletin aldığı tedbirlerle, devletin uyarılarını televizyondan izleyip kapatınca yanındakine sarılarak baş etmemiz mümkün değil. Gerçekten ilimizde bu konuyla mücadele eden bütün sağlık çalışanlarını canı gönülden kutluyor, alınlarından öpüyorum. İnsanlar gözde görmedikleri bir düşman etraflarında dolanırken tanımadıkları insanlara yardımcı olmaya, onları hayatta tutmak için kendi hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımızın da artık bizlere yardımcı olması ve bilinçli davranması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam, şimdi özel hastanelerdeki şu anki durum nedir? Pandemi hastaneleri oluştu belli başlı ve bazı hastanelerde de vakaların çok üst seviyelerde olduğu söyleniliyor. Şu an Aksaray'daki özel hastanelerde durum nedir? Evet, artık pandemi ya da COVID deyince sadece belli bir sağlık grubunu anlamanın zamanı geçti. Çünkü gerçekten o kadar yaygınlaştı ki en ücra sağlık ocağındaki arkadaşlarımızdan eğitim araştırma hastanesine kadar herkes her an COVID'li bir hastayla karşılaşabilir. Bu noktada Sayın Valimiz Başkanlığı'nda İl Sağlık Müdürümüzün ve bütün hastane başhekimlerinin katıldığı geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptık. Bu toplantıda gerçekten son derece akılcı bir karar alarak pandeminin bütün hastanelerde aktif bir şekilde yayılmasını önlemek amacıyla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ni
ağırlıklı olarak problemli vakaların yatırıldığı bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Ama gidişat o ki artık pandemi hastanesi olmayan hastane kalmayacak. Tabii pandemi hastanesi deyince yoğun bakımı en az ikinci basamak olan hastaneler gündeme geliyor ama pandemi hastanesi grubuna girmeyen hastane, Hasandağ Sağlık Cerrahi Tıp Merkezimiz olsun, Maya Hastanemiz olsun, gerektiğinde sonuna kadar vatandaşlara kucağını açacaktır. Asıl burada en önemli faktör tekrar vatandaşa dönecek. Her gün polikliniğimizde, Hasandağ Cerrahi Tıp Merkezi'nin polikliniğinde, hastane bilgi sistemlerinde hastanın adını kaydettiğimizde karşımıza işte COVID karantinası sürmektedir diye mesaj geliyor. Yani adam evinde karantinada oturması gerekirken kalkıp hastaneye geliyor. Burada benim çalışanımı, muayene eden doktoru, bekleyen diğer hastaları riske atıyor. Tabii biz kendi kurumlarımızda bunun tedbirini aldık. Bu tür hastaları hemen izole bir odaya alıp bulundukları alanı dezenfekte edip izole bir alanda gerçekten gerekiyorsa muayenelerini yapıp en kısa zamanda hastaneden uzaklaştırıyoruz. Ama bunlar kişisel tedbirler. Yani vatandaşlarımız şunu bilmeli ki anasına sarılmak, anasının elini öpmek eğer anasının toprağını öpmeye sebep olacaksa o eli öpmemeli, o anaya sarılmamalı. Veya maskeden solunum almak zor. Ben ömrüm maskeyle geçti ama son 3 ayda ben de maskeden zorlanıyorum. Ama maskeyle nefes almak, solunum cihazında nefes almaktan çok daha kolay. Onun için vatandaşlarımız bu noktada bilinçlenmeye ve bizlere yardımcı olmaya davet ediyorum. Bunu belki de tarihe not düşmek üzere söylüyorum. Eğer vatandaşlarımız bilinçli davranmaz ise yakın bir gelecekte Aksaray'da hiçbir hastanede yatacak yatak bulamayacaklar. Çünkü bir yılda ilk pik sürecinde 80-100 hasta varken şimdi biz sadece küçük bir tıp merkezimizde günde 10-15 hastanın teşhisini koyuyoruz. Ve eskisi kadar da test yapılmadığı için bu sayının düşünülenden resmi rakamlardan daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Onun için vatandaşlarımızı biraz daha bilinçli olmaya davet ediyorum. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, yerli ve milli üretici ve üretime gereken değerin verilmesini istedi. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, son günlerde kamuyu meşgul eden peynir ithalatı konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Aktürk, Venezuela'dan peynir ithalatı yapılmasından oldukça rahatsız olduklarını belirterek yerli ve milli üretime dikkat çekti. Aktürk, ithalatın her zaman karşısında durduklarını, yerli ve milli üretimi desteklediklerini ifade etti. Öncelikle hoş geldiniz. Tüm izleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Birlik olarak 2001 yılı destekleme müracaatlarına önümüzdeki hafta pazartesi günü başlayacağız. Yetiştiricilerimiz pazartesi günden itibaren Eskil şubemize ve Aksaray merkezdeki merkez şubemize müracaat ederek araç koyun destekleme müracaatlarını yapabilirler. Çarşamba ve perşembe günleri de Ağaçören ve Ortaköy ilçelerimizde yine birer eleman görevlendirerek vatandaşlarımız müracaatlarını ayaklarında almaya devam edeceğiz. Tabii biz küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, verimliliği ve üretimi artırmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Sadece biz bu işi destekleme almak için yapmıyoruz ama destekleme de dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de çok önemli bir kalem. Gayri safi milli hasılamızın önemli bir miktarını bakanlığımız, hükümetimiz üreticilerimize hibe olarak destekleme veriyor. Tarımsal ve hayvansal üretimin her kalemine ama her kalemine üretiminden pazarlamasına, satışına kadar her alanda, sübvansiyonlu kredisine kadar her alanda destekleme veriyor. Bizim için çok değerli ve kıymetli. Tabii desteklemelerin çeşitlerinin artırılması, miktarlarının artırılmasını bekliyoruz. Ama önemli olan hayvancılıktan para kazanmak. Tabii sadece destekleme alarak bu işi yapmamız mümkün değil. Bu işten bizim para kazanmamız lazım. Son günlerde de girdi fiyatlarının anormal şekilde yükselmesi para kazanma noktasında ciddi sıkıntılar meydana getirdi. Pandemiden dolayı zaten gıda tüketiminde bir ciddi sıkıntı ve daralma oldu ülkemizde. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta şu anda kesimler durma noktasına geldi. Küçük hayvan fiyatları yüksek. Yem fiyatları aldı başını gidiyor 100 lirayı geçti. Üretici, yetiştirici hayvanını alıp da
mandralarına bağlayamıyor. Ciddi anlamda sıkıntı var. Tabii aynı şekilde küçükbaş hayvancılıkta da yeme bağlı çok ciddi sıkıntılar var. 90-100 lira aralığında toklu besi yemi satışı var. Canlı ağırlık fiyatları aşağı düştü. Kesim fiyatları aşağı düştü. Tabii kurban geçti ama kurbandan sonra en az en çok 15 gün sonra hayvan hareketlerinin hızlanması gerekirdi. Bu sene bir hareketlenme yok. Önümüzde bizi bekleyen ciddi sıkıntılar var. Tabii bu girdi fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Biz hayvan fiyatlarının artırılmasında ziyade girdi fiyatlarını düşürerek tüketicinin de bu işten zarar görmemesini istiyoruz. Tabii ki şu anda girdi maliyetlerinin yükselmesi üreticiyi zor durumda bıraktı. Süt fiyatları özellikle geçen sene yılbaşında belirlenmişti. Yaklaşık 10 aydır aynı fiyata süt satıyor. 65 liraya yem alırken 2.30 kuruşa yem satan üretici 110 liraya yem alır ve aynı fiyata satıyor. Yem süt fiyatlarında bir iyileştirilmenin yapılması veya desteklerin et ve süt fiyatlarındaki sıkıntıyı giderecek şekilde artırılması lazım. Ürün fiyatlarının yükselmesi tabii ki üreticiyi de tüketiciyi de zor durumda bırakıyor. Sonuçta tüketen 80 milyon insan var bunu. Tabii ki hükümetimiz, devletimiz tüketici de düşünmek zorunda. Bu için destekleme boyutlarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Et ve süt fiyatlarında ciddi sıkıntılar var. Girdi maliyetlerinin yükselmesi üreticinin belini büküyor. İnsanlar hayvan bağlamıyor, hayvanlarını kestirmeye başladı. Özellikle bugünlerde yine büyükbaşta inek kesimi fazlalaştı. Türkiye'de hayvancılığın geleceğini süt fiyatları belirler. Eğer süt fiyatları istenilen noktalarda olmazsa ciddi anlamda sıkıntılar yaşarız. Eğer süt fiyatları gerçekten üreticiyi tatmin edecek noktaya gelirse hayvan sayısı da artar, et fiyatları da dengelenir, tüketici fiyatları da dengelenir. O yüzden et ve süt noktasında ciddi üretim maliyetleri var. Üretici bu noktada sıkıntılı. Tabii ki hükümetimiz, bakanlığımız desteklemeler veriyor. Teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz ama özellikle bugünlerde bu et ve süt noktasında ciddi destekleme rakamlarının artırılmasını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Yapılcan köyünde devlet desteğiyle kurulan tesislerde çiftçiler mantar üretimi yapıyorlar. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Yapılcan Köyü'nde yapılan mantarhane projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Saklav, 100 metrekare alana yapılan mantarhanede çiftçilerin %30 kendi öz sermayeleri, %70 ise devlet desteğiyle üretimlerini yaptıklarını ifade etti. Amacımız alternatif gelir kaynağı oluşturarak çiftçilerimizin hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak diyen Bülent Saklav, bu projeleri artırmak istediklerini belirtti. Yaklaşık 1,5 senedir mantar üreticiliği yapan Ersin Öztop, üretim ve satış konusunda hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyleyerek karlı bir iş olduğunu ifade etti. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıyabilir miyiz? Adım Ersin Öztop. İşte bir seneden fazladır bu işi yapıyorum. İşimizden memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Karlı bir iş. Ne kadar da bu işi yapıyorsunuz? Evet, burada yeni başladım. Burada İşte burasında devlet destekli kurdurduk KOP'tan. Nasıl karar verdiniz böyle bir iş yapmaya? Bir yerde mi gördünüz? Aslında arkadaşımın tavsiyesiyle, pazarcı bir arkadaşın tavsiyesiyle böyle bir işten ayrıldıktan sonra bir iş yapacağım dedim. O da dedi ben satarım, pazarcıyım. Onun tavsiyesiyle başladık. Şu anda iyi durumumuz. İşte satışımızda herhangi bir sıkıntı yok. Üretimde herhangi bir sıkıntı yok. Çalışmada herhangi bir sıkıntı yok. Geliri falan güzel. Yani diyeceğim bunlar. Yaparım dediğiniz anda devlete başvurdunuz mu destekler için? İlk etapta başvurmadım ama sonra gidip gele il tarıma vara gele böyle bir şey olduğunu öğrendik. Ondan sonra burayı destek aldık KOP'tan. Tabii daha çok destek bekliyoruz köye Gökçe Hanım'ın vasıtasıyla. Yani biraz daha ilerleme işimiz olacak gibi şu an. Vallahi bilmiyorum işte artık yani valilikten mi olur, il tarımdan mı olur, büyük bir destek bekliyoruz artık köyümüze. Yapılcan'da zaten sanırım sadece hayvancılık var, doğru mu? Tarım da var, hayvancılık da var ama başka bir iş, fazla bir iş yok. Herkes dışarıda, şehirde, çoğunlukla genelde. Ben de işi bıraktıktan sonra buraya geldim kendim. Burada arazinin üzerine bu işleri kurduk. Ya yan tarafta bir arkadaş da benden kaynaklanaraktan oda başladı. Onun da iki odası var şu an. O da devletten destek bekliyor. Yani işimiz iyi. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Zor bir iş mi? Meşakkatli bir iş mi? Yani ince bir iş. Zor değil ama ince bir iş. Dikkat isteyen bir iş. Bu işin en büyük yeri şeyi hava, su, sıcaklık. Onun haricinde hastalıkla mücadelesi var. İşte satışta çok az bir sıkıntı var. O da yaz aylarında olduğu için. Kış aylarında olduğu zaman çok rahat gidiyor yani. Bir yılda kaç kere verim alıyorsunuz? 6 sefer. Her 2 ayda bir toprak değişmesi lazım en geç.
Tabii bu 1, 2, 3. hasatlardan dolayı. Ama bazen oluyor ki 4, 5 de oluyor, arka arkaya geliyor. O biraz daha uzuyor zaman. Ama genelde 2, senede 6 sefer. Mantar çok hassas bir sebze benim bildiğim kadar. Çünkü biraz durdum hemen çıkıyor, evet. Bozuluyor. Yani beklememesi lazım. Çünkü soğuk havanız olması lazım. Bizim kendimizin soğuk havası var. Bu topladığımız mantarlar bugün soğuk havaya gidecek. Yani burada tartıldıktan sonra, belli gramaja geldikten sonra soğuk havaya gidecek. Olmazsa toptancıya vermeniz lazım. Ya değilse sıkıntı olur. Elden çıkarmak lazım. Bekleyen bir ürün değil. Toptan veriyorsunuz değil mi? Evet. Kaça gidiyor? Yani biz şöyle söyleyeyim, mevsimine göre de değişiyor. Kış aylarıyla yaz aylar arasında biraz fiyat oynuyor ama genelde masrafını da çıkarıyor, karını da bırakıyor. Yani kasa olarak şu an 65-70 arası, kışında 75-80 arası. Mantar çadırı diyeyim ben buraya. Evet, mantarhane diye geçer. Mantar çadırı, kopun kurdurduğu bir çadır il tarımın. Bir ay falan oldu üretime başlayalı. Burada ilk ürün burası. Daha yeni başlandı. Kaç kişi istihdam alıyor buradan, para kazanıyor, öyle söyleyeyim? Şu an 4 kişi. Ama kompostun geldiğinde, diğer toprak seriminde falan bu biraz daha artıyor. Yani 8-10 kişi falan oluyor. Tabii şeylerle falan da, satıcılarla falan da 15 kişi falan oluyor. Bu işe başlayacaklara bir öneriniz var mı? Korkmalılar mı? Yani kendine güvenmesi lazım insanın. O işi yapacağım demesi lazım. Bir de birazcık elinde birazcık şey olması lazım. Yani parasal yönden sıkıntısı olmaması lazım. Ama köylere geri dönüş istiyorlarsa bu güzel bir iş. Meslek olarak da iyi bir iş. Geliri de iyi bir iş. Yani ben aslında zaten buraya biz daha büyük bir projede istiyoruz yapılacağına. 15 çadır öyle bir şeyimiz var. Hatta görüştüğümüz kadarıyla entegre bir tesis gibi bir yer istiyoruz buraya yapılacağına. İsteyen arkadaşlar da var, üretim isteyen 5-6 kişi arkadaş da var. Yani ben tavsiye ediyorum. Sıkıntılı bir durum değil. Sadece hassas bir ürün. Dikkat edilmesi gereken bir ürün. Yani genelde dikkat isteyen bir iş yani. Çünkü bunun bir havası, bir suyunu az bir fazla eksik verdiği zaman ya hastalığa sıkıntı verir ya da üründe kayba sıkıntı verir. Onun haricinde herhangi bir sıkıntısı yok. Evet, şu anda Yapılcan, Merkeze Bağlı Yapılcan köyündeyiz. Burada KOPA yaptığımız, bu projesini müdürümüzün yaptığı mantarhane projemiz. Yani da mantar seramızdayız. Yaklaşık bu şekilde bu yıl 4 tane 5 tane proje yaptık. 100 metrekare bu alan. Burada çiftçilerimiz bütün malzemelerini biz temin ettik. %30'u kendi öz sermayeleri, %70'i hibe. Buradan çiftçilerimiz üretim yapıyorlar. Amacımız alternatif gelir kaynakla oluşturarak hem kendi geçimlerini sağlamak hem de aile ekonomisine ve ülkemizin ve ilimizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Buradaki 100 metrekare yerden mantar üretimi yapıyorlar ve yılda ortalama 70-80 bin lira karları var. Biz bu projeyi arttırmayı düşünüyoruz, kooperatifleşmeyi düşünüyoruz. Amacımız bakanlığımızın, valimizin talimatlarıyla ilimizdeki çiftçileri doğduğu yerde doyurmak ve üretime katkı sağlamak. Gördüğünüz gibi burada mantarlar da şu anda üretildi. Şu anda hasat yapılıyor. Bu satış konusunda da sıkıntıları yok. Çünkü her an bu yerel marketlere, ulusal marketlere satışlarını yapabiliyorlar. Mantarın pazarlamasında da sıkıntı yok. Biz bu mantar projesi ilimizde daha önce de yapmıştık. Şu anda yaklaşık 10'a yakın mantar projemiz var. İnşallah bu projeleri arttırıp ilimizdeki çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak istiyoruz. Hem bakanlığımıza proje yapıyoruz, hem KOPA, hem diğer ulusal ajanslara da proje yaparak çiftçilerimizi destekliyoruz. Ve aynı zamanda bu mantarhaneyi kurduktan sonra da takip ediyoruz, bırakmıyoruz. Üretim nasıl, bir hastalık var mı, çiftçimizin bir sorunu var mı? 24 saat çiftçimiz bize, proje ekibimize bize ulaşabiliyor. Hem teknik destek veriyoruz, hem pazarlamalarında yardımcı oluyoruz. Şu an için üretimi devam ediyor, çok güzel. Ben teşekkür ediyorum çiftçimize. İnşallah devamı gelsin diyorum. Sonbahar kendini göstermeye başlarken bugün akşam saatlerinde sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede etkisini artırarak devam ederken vatandaşlar şiddetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Aksaray'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ve bazı ilçelerde, belde ve köylerde de etkili olan şiddetli sağanak yağmur bazı köylerde de dolu ile görüldü. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Aralıklarla devam eden yağmur yağışının gece saatlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sırada ekonomi gündemi var. Şimdi hava durumu. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar burada olacağız. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhouse'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhouse. Farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları vizyon edinmiş olan Stilhouse sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444 9068 nolu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.